Malumunuz olduğu üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılı 20 Ocak 2023 Cuma günü karne verilmesiyle bir ara döneme giriyor. Velilerimizin bu konuda böyle bize bayağı bir sorular var. Biz bu 15 tatil sürecinde ne yapacağız? Çocuklarımızı sıkacak mıyız? Yoksa sürekli tatil mi yapacaklar? Eğlenmeyle mi geçirecekler? Yoksa dersle mi geçirecekler? Ya bu konuda bizim öğrencilerimize ve velilerimize tavsiyemiz, bunun bir muhasebe dönemi olduğu, bu 15 günlük süre zarfında tekrar okula gelecekleri için yani kendilerini çok fazla tatile, eğlenceye adapte etmemeleri ama çok fazla ders çalışmanın gereksiz olduğunu da hatırlatmak isteriz. 15 tatil veliler ve öğrenciler için bir muhasebe aynı zamanda. Yani bu muhasebe döneminde ne yaptık, bundan sonraki süreçte biz ne yapabiliriz, bunu değerlendirmeleri lazım. Bu değerlendirmeyi yaparken de aile çocuklarıyla birlikte yapacağı şeyleri programlamalı, birlikte programlamalı. Yani çocuklarıyla geçirecekleri kaliteli vakitleri, eğlenceli saatleri, dini gelişimleriyle ilgili manevi programları yaparken bile her şeyi birlikte yapmaları lazım. Yani sadece 15 tatil, yavrum sen tamam artık okudun, bitirdin, bu 15 tatilde vaktini sadece bilgisayarda geçir, telefonda geçir, televizyonda geçir anlayışıyla olursa biz çocuklarımızın geleceğini iyice yıkmış oluruz. Çocuklarımızla birlikte çalışma saatlerini, dinlenme saatlerini, televizyon izleme saatlerini, dini eğitim saatlerini birlikte planlayacağız. Bu muhasebeyi gözden geçirdikten sonra bu 15 tatilin ne kadar faydalı olduğunu göreceğiz. 15 tatil sürecinde biz çocuklarımızın uyku düzenini kesinlikle değiştirmeyelim. Çünkü 15 gün sonra çocuklarımız yine aynı şekilde okula geleceğini bilerek ona göre davranmalıyız. Çocuklarımızla geçireceğimiz günlerde ailece bir kitap okuma saati, ailece birlikte cep telefonu, bilgisayar, TV saatlerini belirleyip kendimiz de o kurallara uymamız lazım. Biz kendimizin uymadığı kurallarla çocuğu boğarsak bu çocuğumuzun gelişiminde daha olumsuz neticelerle sonuçlanabilir. Birlikte planlayalım, birlikte geçirelim. Çocuklarımızı hiçbir çocukla kıyaslamayalım, kimseye rakip olarak çocuğumuzu yetiştirmeyelim. Çocuklarımızla konuşurken onlara karşı gülümseyerek konuşalım, sakin konuşalım, net olalım ve onları değer vererek konuştuğumuzu hissettirelim.